Merhaba. Bugün orijinalini Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde felsefe doçenti olan Agustin Ryan'un hazırladığı dersle karşınızdayım. Size bazı sonsuzlukların nasıl diğerlerinden daha büyük olduğunu anlatacağım. Bazı sonsuzlukların diğerlerinden nasıl daha büyük olduğunu görmek için ilk alıştırmamız Hilbert'in oteli. Hilbert'in oteli sıradan bir otel gibi. Sadece normal oteller gibi sınırlı oda sayısı yerine sınırsız oda sayısına sahip. Yani böyle bir şey çizebiliriz. Pek çok odası olan çok uzun bir dikdörtgen ve her bir odaya bir doğal sayıdan oluşan bir numara vereceğiz. İlk doğal sayı 0. Ondan sonra 1, 2, 3, 4 ve 5 geliyor ve devam ediyor. Bu otelin tamamen dolu olduğunu varsayıyorum. Başka bir deyişle, her odada bir kişi var. Şimdi her odaya bir kişi çiziyorum. Ve bu farklı insanların da numaralandırıldığını varsayıyorum. Belki hepsinin elinde, üzerinde bir numara olan bir kağıt vardır. Sıfır numaralı odadaki kişinin elinde, üzerinde sıfır olan bir kağıt var. Bir numaralı odadaki kişinin elinde de üzerinde bir yazan bir kağıt var. Ve böyle devam ediyor. Şimdi kendinize şu soruyu sorun. Otele fazladan bir kişi daha gelse ne olurdu? Otele yerleştirilebilir miydi? Sınırlı odası olan bir otelde cevap hayır olurdu. Çünkü bütün odalar zaten dolu ve bunlar odalarını paylaşmak istemeyen huysuz müşteriler. Ama sonsuz odası olan bir otelde bu yapılabilir. Şimdi şu şekilde düşünün. Sadece her bir kişiye bir sağdaki odaya taşınmasını söyleyin. Yani 0 numaralı odadaki bay 0 şimdi 1 numaralı odaya geçecek. 1 numaralı odadaki ise 2 numaralı odaya taşınacak. 2 3 numaralı odaya, 3 4 numaralı odaya ve 4 de 5 numaralı odaya geçecek ve böylece devam edecek. Yani sonuç olarak başlangıçtaki tüm müşterilerin hepsi bir odada ama ilk odamız boş. Çünkü şimdi 0 numaralı odada hiç kimse yok. Böylece bu odaya yeni misafirimizi alabiliriz. Şaşırtıcı olan ve vurgulamak istediğim otelin zaten başlangıçta dolu olması ve hala daha fazla insan alabiliyoruz. Çok şaşırtıcı ama gerçek. Bunun mümkün olmasının sebebi kısmen sınırlı sayıda odası olan otelde bir araya gelen iki şey var ve bunların sonsuz otelde ayrı tutulması gerekiyor. Yani sonlu durumda bir kümeniz varsa ve siz buna bir şeyler eklerseniz, küme ilkinden daha büyük olacaktır. Ama sonsuz durumda bu böyle olmak zorunda değil. Çünkü mesela başlangıçtaki kümede, başlangıçtaki müşterileri ele alalım. Bunlara bir kişi daha eklerseniz, yeni küme eskisinden daha büyük olmayacaktır. Çünkü hala yeni kümedeki her bir elemanı oteldeki odalara yerleştirebilirsiniz. Eğer büyüklük açısından bakarsak, yani elimizdeki kümeyi ne kadar büyüklükte bir otele sığdırabileceğimizi hesaplarsak, varacağımız sonuç şu. Başlangıçtaki misafir kümesiyle, başlangıçtaki misafir kümesi artı bir kişi aynı büyüklükte. Çılgınca. Şaşırtıcı bir şey. Aslında herhangi sonsuz sayıda misafiri ağırlayabiliriz. 700 yeni müşteri olduğunu varsayalım. Sanırım bu sefer de eski müşterilere sağa doğru 700 oda kaymalarını söylememiz gerekiyor. Peki ya sonsuz sayıda yeni misafirimiz varsa? Tamam, şimdi sonsuz sayıda yeni misafirimiz olduğunu varsayalım. Ve onlar da doğal sayılarla numaralandırılmışlar. Yani ilki 0, ikincisi 1, üçüncüsü 2 numara diye devam ediyor. Bunları nasıl yerleştireceğiz? Şu şekilde yapabiliriz. Mevcut misafirlere şu anki oda numaralarını 2 ile çarpıp, o numaralı odaya taşınmalarını söyleyebiliriz. 0 numaralı odadaki 0 çarpı 2 0 olduğundan kalır. 1 numaralı odadaki 1 çarpı 2 2'ye geçer. 2 numaralı odadaki kişi 2 çarpı 2 4 numaralı odaya geçer. Sonuçta eski misafirlerin hepsi çift numaralı odalara geçerler ve tek numaralı odalar boş kalır yeni misafirlere tek numaralı odalara gitmelerini söyleriz. Her biri kendi numaralarını 2 ile çarpıp 1 eklerler ve odaya giderler. Şimdi buradan çıkaracağımız ders, eğer sınırsız odalı bir otelimiz varsa, bir dizi doğal sayıyı misafir edebiliriz. Ama aynı zamanda iki dizi doğal sayıyı da misafir edebiliriz. Aslında ne kadar çok doğal sayı dizisi varsa hepsini misafir edebiliriz. Ama o soruya geçmeden önce, bir başkasına bakmamız yararlı olabilir. Bu 19. yüzyılda George Cantor tarafından ispatlanan iki harika teoremden birincisi. İlk teoreme göre rasyonel sayıları doğal sayılarla birebir eşleştirebiliriz. Peki rasyonel sayı nedir? a bölü b olsun. Burada a ve b doğal sayı ve tabi b'nin sıfır olmadığını varsayıyoruz. İşte bu rasyonel sayıdır. Cantor'un yaptığıysa rasyonel sayılarla doğal sayıların bir kalan olmadan eşleştirilebileceğini göstermek oldu. Her doğal sayı tek bir rasyonel sayıya, her rasyonel sayı da tek bir doğal sayıyla eşleşiyor ve hiçbiri açıkta kalmıyor. Şimdi nasıl yapıldığını görelim. Basitçe bir tablo çiziyoruz. Her bir sütuna pay, her bir satıra da payda diyoruz. Tabloyu dolduruyoruz. Bu şekilde devam ediyor. Her rasyonel sayı bu tabloda yer alıyor. Hatırlarsanız, bir doğal sayıyı alıp onu sıfır hariç başka bir doğal sayıya böldüğümüzde bir rasyonel sayı elde ediyorduk. Rasyonel sayımızın 17 bölü 94 olduğunu varsayalım. Bu sayıya karşılık gelen kutucuğu bulmak için önce 17 numaralı sütuna, sonra da 94 numaralı satıra gidiyoruz. İşte sayımız burada. Her rasyonel sayı tabloda. Cantorsa, her bir kutucuğa bir doğal sayı verilebileceğini buldu. Nasıl yapıldığına bakalım. Sadece diagonal hale getirin. Buna 0 verelim, buna da 1 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve böyle devam ediyor. Bu sistemi kullanarak her rasyonel sayıyı bir doğal sayı ile işleştirebiliriz. Ve şimdi otelimize geri dönebiliriz. Hatırlarsanız sorumuz şuydu sonsuz kadar sonsuz sayıda misafiri otele nasıl yerleştirebiliriz? İşte şimdi bunu yapmanın yolunu biliyoruz. Tablodaki her bir sütunun bir sonsuz yeni misafire denk geldiğini düşünün. Bir kişiyi hangi odaya göndereceğimize karar vermek için yapmamız gereken şey, kantorun buluşunu uygulamak. Yani tablonun her bir kutucuğuna bir doğal sayı vererek, o kişiye hangi sayı denk geliyorsa o odaya gitmesini söylemek. İşte oldu sonsuz sayıda sonsuz yeni misafiri otele yerleştirdiniz. İnanılmaz!